Herkese merhabalar. Trafik konularını değerlendirmeye devam ediyoruz. Sağa sola dönüş, dönen kavşak kuralları ve geri gitme kurallarından bugün bahsedeceğim arkadaşlar. Hem konuları hem de konuyla ilgili çıkacak tüm soruları bu videomuzda bulabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyoruz öncelikle. Tabii ki daha önce atmış olduğum konu ve soruları ayrıntılı bir şekilde kanallarımızda bulabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyoruz ve başlıyoruz. Araçların dönüşleri, manevra kuralları deyince ne yapmamız gerekir? Öncelikle işaret vermeden manevraya başlamaları, işaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri, manevraya başladıktan sonra işaret vermeleri araç sürücülerinin kesinlikle nedir arkadaşlar? Yanlıştır, yasaktır. İşaret verilmeden önce iç ve dış aynalardan gerekli hallerde sürücünün başını çevirip bakması, ön, arka ve yanlardaki trafik durumunu kontrol etmesi, iç dikiz aynası, sağ ve sol dikiz aynasından trafiği 360 derece aynalarınıza ayarlayarak kontrol etmeniz gerekmektedir. Sağ ve sola dönüşlerde neler yapacağız? Öncelikle sağ dönüşler dar kaviste, sola dönüşler geniş kaviste yapılır. Dönel kavşaklarda dönüş en yakın kavşaktaki aracın ilk geçmesi gerekiyor. Geri ve gitme ve geri dönüşlerde de yine yapmamız gerekenleri açıklayacağız. Evet arkadaşlar. Bakın araçların manevra ne demektir? İşte manevra. Değil mi? Dönüş, sağa dönüş, sola dönüş, geri gitme, ileri gitme, bunlar bir manevradır. Sürücüler kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri içerisinde, bakın şuradaki kırmızı aracı görüyorsunuz. Sağa yanaşıyoruz. Bakın 30 metre kala sinyalimizi verdik. Dar bir kavisle ne yapıyoruz? Dönüşümüzü yapıyoruz. Yerleşim yerleri içerisinde 30 metre, yerleşim yerleri dışında 150 metreden sinyalimizi vermemiz gerekmektedir. Önemlidir arkadaşlar. Sağ dönüş kuralları nelerdir? Öncelikle neler yapmamız gerekiyor? Sıralaması da önemlidir burada. İlk birinci sırada işaret vereceğiz. Daha sonra işaret verdikten sonra şeride geçeceğiz arkadaşlar. Sağ şeride veya işaretle dönüş izni verilen şeride ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Üçüncü sırada hızımızı azaltıyoruz. Dördüncü sırada dar kavisle dönüyoruz. İşaret vermeye devam ediyoruz. Altıncı sırada eğer dönerken işaret vermeye devam ediyoruz ya, dönerken karşıya geçen yayalar varsa, bisikletliler varsa yayalara yol veriyoruz. En son kuralımız arkadaşlar, sağ dönüşlerde en son kuralımız en sağ şeride geçmektir. Bilginiz olsun, önemlidir. Dönüş kurallarında bu sıralama sınavda yine sorulan sorular arasında var. Sıralamaya dikkat edelim. Bakın bir örnek geldi. Şekildeki gibi dönüş yapacak olan sürücü, yani şuradaki bakın bir nolu sürücü diyelim. Bakın dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Yani sağa dönüş yapıyor, bakın dikkat ederseniz. Bir, sağa dönüş lambasını yakmalı mıdır? Yani sinyalini vermeli midir? Evet, vermelidir. Hızını azaltmalıdır. Dar kavisle dönmelidir. Evet, burada dikkat ederseniz hepsini de yapması gerekiyor. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Yine bir başka bir soru. Şekildeki gibi sağ dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Bakın. Sağ dönen bir aracımız var ve yaya geçidinde bir yaya geçiyor. Evet, adımını atmış, yaya geçidinde geçiyor. Dar kavisle dönülmesi, geniş kavisle dönülmesi, karşıya geçen yayalara yol verilmesi, dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girilmesi. Burada bize neyi sordu arkadaşlar? Bakın sağa dönecek olan sürücü
Hangisini yaparsa yanlış yapar. Az önce de dediğimiz gibi sağa dar kavisle, sola geniş kavisle dönülür. Burada bakın geniş kavisle sağa dönülmez. Geniş kavisle dönülmesi demek yanlıştır. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen başka bir sorumuz geldi bakın. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, bakın şuradaki ana yol tali yol işaretimiz var. Ana yol tali yol, yani şuradan sağdan tali yoldan araçların çıkabileceğini gösteren bir levhamız var. Sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? A. Sağ dönüş lambasını yakmalıdır. B. Hızını azaltmalıdır. C. Yani 2, 3 dar bir kaviste dönmelidir. Az önceki sorunun hemen hemen aynısı, sadece farklı araçlar verilmiş arkadaşlar. Her üçü de yapılması gerekiyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, araçların manevralarında sola dönüşler nasıl olmalıdır? Öncelikle tabii ki sinyal vermemiz gerekiyor. Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden en soldaki şeride iki yönlü karayollarında sağ şeridin soluna yaklaşılır. Hız azaltılır, vites küçültülür. Dönüşe başlamadan karşıdan ve sağdan gelen taşıtlar varsa ilk geçiş hakkı sağdan gelen araçlara verilir. Geniş kavisle dönülür. Özellikle bakın sola dönüşleri unutmayalım. Geniş kavisle. Dönüş sırasında yayalara, varsa bisikletlilere yol verilir. Ve en sağ şerit veya uygun bir şeritte yola devam edilir. Sağ ya da sola dönüşlerde unutulmamalıdır ki arkadaşlar, en son kuralımız nedir sorusunun doğru cevabı en sağ şeride geçmektir, unutmayalım. Bakın soruları değerlendirmeye devam ediyoruz. Başka bir soru gelmiş sınavda çıkan sorular arasında. Kavşaklarda sağ ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? Sağ dönüş, sola dönüş. Sağ dar kavisle değil mi? Sola geniş kavisle dönmemiz gerekiyordu. Evet, burada tabii ki Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet. Hemen geçelim diğer bir sorumuz. Bakın önemli animasyonun soru olarak da gelebilir bu soru. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı, yani şuradaki araç, bakın 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? Sola dönüş yapıyor bakın. Sola dönüş yapıyor. Dar bir kavisle dönmelidir. Sola dönüşler bildiğiniz gibi geniş kavisle dönülür. Demek ki birin olduğu seçenekleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Elememiz gerekiyor. Birin olduğu seçenekleri eleyelim. Bakın hiç bakmamıza gerek yok. Seçenekleri hemen bir okuduk ve birin olduğu seçenekleri eledik. Yani A ile C gitti. Sonra 2, yayanın geçmesini beklemeli. Evet, karşıdan karşı, yani sola dönüş yapıyor, yaya geçiyor, beklemesi gerekiyor. 2, bekleyecek. 3, sola dönüş lambasını yakmalı. Evet, sola dönüş lambası sinyalini yaktı. Devam ediyor. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermelidir. Evet, neden 1 numaralı araca vermelidir? Çünkü 2 nolu araç sürücüsü tali yolda dönüş yapıyor. 1 nolu araç sürücüsü düz gidiyor. Bakın düz gittiği için 2 nolu araca göre önce geçmelidir. Yani cevabımız 2, 3 ve 4'ün olduğu seçenekler doğrudur. Denizli seçeneği değil mi? Denizli seçeneği doğru cevap. Yıldızlı sorular arasında. Hemen geçelim diğer bir örneğimize. Bakın diğer bir örneğimiz geldi. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır? Bakın 2 tane araç var. 1 nolu araç ve 2 nolu araç. İki tanesi, ikisi de sağa dönüş yapıyor. Ne yapmaları yaparsalar yanlış yaparlar diyor bakın. Her ikisi için de soruyor. Dikkat edin. Hızlarını azaltmaları,
Evet, kavşağa yaklaşırken hızımızı azaltıyoruz. Dar bir kaviste dönmeleri, dönüşlerini en sol şeritte tamamlamalar. Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları. Bakın, dönüşlerini en sol şeritte değil, en sağ şeritte tamamlamaları gerekiyor, değil mi? Yani cevabımız Ceyhan seçeneği yıldızlı sınav soruları arasında. Evet arkadaşlar, konuyla ilgili sınavlarınıza çıkacak tüm soruları burada bulabilirsiniz. Sağa sola dönüş kurallarımızda. Diğer bir soru, şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir? Bakın, hangilerini yapabilir? 1. Sağa dönüş yapabilir. Bakalım. 2. Sola dönüş yapabilir. Yani şu şekilde. 3. Aynı yönde ilerleyebilir. Yani şu şekilde bakın. Yapabilir mi arkadaşlar? Evet, hepsini de yapar değil mi? Cevabımız Denizli seçeneğidir. Dönen kavşaklarda yapmamız gerekenler nelerdir? Öncelikle yapmamız gereken işaret vereceğiz. Hızı azaltacağız. Sola veya geriye dönecek olanlar orta adaya bitişik şeritten kavşağa gireceğiz. Ada etrafında dönerken gereksiz şerit değiştirmeyeceğiz, değil mi? Gireceği yola yaklaşırken sağ dönüş işaretini vereceğiz. Orta ada etrafında dönerken kavşak çıkışında bulunan uygun mesafede olmayan bir karayoluna veya geçiş yoluna girmek istemesi halinde şeridimizi muhafaza etmek zorundayız. Evet, burada da hemen dönen kavşakla ilgili örnek sorularımıza bakalım. Bakın, bir soru gelmiş. Şekildeki araç sürücüsü dönen kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? Şimdi araç sürücümüz geriye dönüş yapacak. Bakın, geriye dönüş yapacak. Hangi şeridi izler? 2 numara, 1 numara, 3 numara istediği şeridi. Bu aracımız eğer geriye dönüş yapacaksa bir nolu şeride geçecek. Bakın, bir nolu cevabımız Bursa seçeneğidir. Eğer aracımız sağa dönüş yapacaksa 3 nolu şeride geçmesi gerekiyor. Ve düz gidecekse de 2 nolu şeritte yoluna devam etmesi gerekmektedir. Diğer bir örneğimiz geldi bakın. Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Dönen kavşaklarda unutulmamalıdır ki arkadaşlar, dönen kavşağa en yakın araç ilk geçiş hakkına sahiptir. Burada dönen kavşağa en yakın araç hangisidir? Bakın, 2 numara. 2 numara dönen kavşağın içinde olduğu için ilk geçiş hakkına sahiptir. Şıklara baktığınızda sadece ilk geçiş yapması gereken Ceyhan seçeneğinde verilmiş. Bakın, 2 numara. Şöyle yapalım. 2 numara, sonra 3 numara, daha sonra da 1 numara geçiş hakkına sahiptir. Önemli yıldız sorular arasında. Evet, geri gitme kuralları nelerdir? Hangi yollarda geri gidilmez? Bağlantı yollarında geri gidilmez arkadaşlar. Otoyollarda geri gidilmez. Tek yönlü yollarda duraklama ve park etme dışında geri gitmek nedir? Yine yasaktır. Bakın, bağlantı yollarında, şu gördüğümüz bağlantı yolu. Bakın, başka bir yola bağlanan yol. Tek yönlü yollarda iki aracın emniyette geçemeyeceği kadar dar olan iki yönlü yol kesimlerinde trafiğin yoğun olduğu yollarda geri gitmek nedir? Yine yasaktır. Dar yollarda, bakın şuradaki şekilleri de görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, burada da yine diğer örneklerimiz gibi bunları da şöyle bakalım. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan araç sürücüsü sağ dönüş lambasını yakmalı, hızını azaltmalı, dar kavisle dönmeli. Her üçünü de yapmalıdır, değil mi? Önemli soru. Diğer sorumuz, şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? Hızını azaltmalıdır tabii ki. Sola dönüş lambasını yakmalıdır. Geniş kavisle dönmelidir tabii ki. Hepsini yapmalıdır. Ve son sorumuz, şekildeki araç sürücüsü dönen kavşaktan geriye dönüş yapmak için de
Bir nolu şeridi ne yapmalıdır? Kullanmalıdır. Sağ dönüş için de 3 nolu şeride geçmesi gerekir. Evet, bir sorumuz daha var. Evet, iki sorumuz daha varmış arkadaşlar. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Sola dönüş lambasını yakmalı. Hızını azaltmalı. Geriye dönüş geniş kavisle dönmeli. Evet, sola dönüş yapmak işte. Sola dönüş yapacak. Lambasının hızını geniş kavisle dönmeli. Her üçünü de yapması gerekiyor. Diğer bir soru şöyle. Şekildeki kavşakta bir numara araç sürücüsü sağ. Bakın bir nolu araç sürücüsü sağ. Evet. İki nolu araç sürücüsü sola dönüş yapmak istemektedir. Evet. Sola. Sola dönüş yapmak istemektedir. Bu araçlarla ilgili, yani şuradaki de sola dönüş yapıyor arkadaşlar, bakın. Yani şöyle gelecek. Sola değil, değil mi? Sola dönüş yapmak istiyor. Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Her iki araç da dar kaviste dönmelidir. Her iki araç da dar kaviste mi dönmeli? Arkadaşlar, bildiğiniz gibi sağa dar kaviste, sola geniş kaviste dönmesi gerekiyor. Yani şu araç geniş kaviste dönmesi gerekir. O zaman iki nolu araç genişle döneceğine göre demek ki birin olduğu seçenekler nedir? Yanlıştır. Bakalım. Bir numara araç geniş. Evet, 2 numara araç dar kaviste dönecek. Doğrudur. 1 numara araç dar, 2 numara araç geniş kaviste dönmelidir. 1 numaralı araç geniş dönemez. Bakın burada da yanlışlık var, değil mi? Sadece 3'ün olduğu seçenek doğru arkadaşlar. Evet. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet. Evet, destek için beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize başarılar diliyorum. Daha önce atmış olduğum tüm soruları, konuları çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Nedim Şeker Akademi Instagram hesabından, YouTube Nedim Şeker Akademi YouTube hesabından, ehliyet alıyorum hesabından bizleri izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Bir sonraki yeni konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.